Anne Ayşe Civelek ve oğlu Muhammed Salih Civelek Elazığ depreminde hayatını kaybettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve oğlun son yolculuğunda yanı başındaydı. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek. 6,8'lik deprem Elazığ'ı beşik gibi salladı. Bölgede bir yandan çalışmalar sürüyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki programını iptal edip öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etti. Erdoğan'a Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar eşlik etti. Elazığ Havalimanı'ndaysa İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlarının yanı sıra Elazığ Valisi Çetin Oktay kaldırım karşıladı. Erdoğan depremde hayatını kaybeden anne Ayşe Civelek ve 9 yaşındaki oğlu Muhammed Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı. Allahu Ekber. Yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açıkta inşallah bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı daha sonra törenden ayrılıp Sürsürü ve Mustafa Paşa'da incelemelerde bulundu. Devletimiz tüm gücüyle müdahale ediyor dedi. Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla beraber sürdürecek ve bu gayretler neticesinde de inşallah ama yaralı ama canlı insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından şehir hastanesinde depremde yaralananları ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan doktorlardan bilgi aldı. Depremzedelerle sohbet eden Erdoğan bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Zemin etütlerini süratle yaptırmak suretiyle buralarda vatandaşlarımızı geçici bu çadırlardan da kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla inşallah kalıcı konutlarına onları alacağız. Depremzedeler için yeni binalar yapılacağı müjdesini verdi. Depremde hayvanlarını kaybedenlere yardım edileceğini söyledi. Buralarda da kendilerinin hayvanları var. Onlarla ilgili ahırları var. Bütün proje çalışmalarını da Çevre Şehircilik Bakanlığımız yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerinin ardından depremin en çok hissedildiği ikinci il olan Malatya'ya gitti. Deprem bölgelerini inceledi. Temasları sırasında artçı bir depreme yakalandı. İşte az önce 5,1 kuvvetinde bir artçı depremi yaşadı. Demek ki bu artçı depremler şu anda devam ediyor. Erdoğan bölge halkına teşekkür etti. Gösterdiğiniz bu dayanışmayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu zaten sizin inanıyorum ki imanınızın da bir gereği. Erdoğan yurt dışı ziyaretleriyle ilgili de bilgi verdi. Bizim bir Cezayir seyahatimiz var. Oradan Gambiya seyahatimiz var. Oradan Senegal seyahatimiz var. Tabii bu seyahate çıkmadan önce deprem bölgelerini bir dolaşayım istedim.